Canlarım selam. 70 günde TYT Matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 45. gününe. Yine yepyeni bir problem ünitesiyle problem alt başlığıyla beraber olacağız arkadaşlar. Bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? Bugün size askerlik anılarımı anlatmayacağım tabii ki. Bugün size karışım problemlerini anlatacağım hem de çok güzel anlatacağım. Bir çırpıda anlatacağım. Temel tanım testini bir videoda anlatacağım ve bir şey söyleyeyim size çok güzel anlayacaksınız. Ama sizden tek istediğim bir şey var. Beni pür dikkat dinlemenizi istiyorum. Karışım problemleri her sene ÖSYM e her sene sormuyor ama sorduğu zaman da çok zor olmuyor. Dolayısıyla karışım problemi sorusu gelirse bunu artı bir net olarak düşünebilirsiniz ki TYT'de böyle bedavadan, bedavadan da demeyeyim böyle bedavadan deyince sanki konuyu önemsizleştirmiş gibi oluyorum. Bedavadan demeyeyim de hani e, böyle kolay, nispeten kolay sayılabilecek netler çok fazla konuda bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden böyle konuların kıymetini bilmek ve iyi öğrenmek lazım. 70 günde TYT Matematik Kampı video ders kitabımızdan arkadaşlar, a.k.a. Sarı gelinimizden bugün Hangi sayfayı yapacağız? 168'i açıyorsunuz normal kitapta. Yani dikey kitapta. 168'i açmıyorsunuz arkadaşlar. 166'yı açıyorsunuz. 166, 167 ve 168. 23 tane temel tanım testi sorusu anlatacağım size. Ve 23 tane soru da karışım problemleriyle ilgili bilmeniz gereken bütün her şeyi size anlatmış ve aktarmış olacağım. Bir de biliyorsunuz ekonomik boy kitabımız, eko kitabımız var. Oradan da sanırım bunun yarısı kadar işte 80'ler civarında olması lazım açalım. 80'ler diye bir dizi vardı hatırlıyor musunuz? 80'ler dizisinin 80'lerden fazla sürmesine ne diyorsunuz peki? Evet neredeyiz? Evet. Arkadaşlar 84 eko kitapta ve 85'in yarısını yapacağız ve karışım problemlerini halletmiş olacağız. Hazır mısınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Güzel misiniz? Hoş musunuz? Ama biraz boş musunuz bugün derste göreceğiz anlayacağız böyle kafiye üzerinden espri yapmayı da özlemişim. Hadi bakalım 70 günde TYT Matematik Kampı 45. gün. Öf! 45. gün bak şekli yeter. 45. gün karışım problemleri temel tanım testimiz başlasın. Evet canlarım, ciğerlerim, ciğerimin köşegenleri kurban olsun hocanın size var ya size sizi bir gün görmezsem sağır, iki gün görmezsem kötürüm, üç gün görmezsem ölürüm, 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 ölürüm. ölürüm, ölürüm. Evet canlarım. Ee, şöyle bir tık bir tık daha uzaklaşayım şöyle, ee, şöyle. Bugün böyle mi yazsam ya? Ne diyorsunuz? Ama e, şöyle odaklanmak benim hoşuma gidiyor ya. Şu şekilde odaklanmak. Evet karışım problemlerindeyiz. Karışımla başlıyoruz arkadaşlar. Karışım demek ne demek? Birden çok birden çok maddenin maddenin neyi? Birleşimi olarak düşünülebilir. Yani bunun illaki bir kitabi bir tanımı vardır. Kimyada bir tanımı vardır. Ama hani karışım problemleri adı altında bilmeniz gereken şey karışım demek. Birden fazla maddenin bir araya gelmesi. Bir kutunun, kabın, şişenin, böceğin, bir, böceğin mi? Bir şeyin içerisinde birleştirilmesi. Karışım yüzdesi dediğimiz zaman arkadaşlar karışımdaki herhangi bir maddenin yüzdesinden bahsederiz biz. Karışımdaki tuzun yüzdesi, suyun yüzdesi, şekerin yüzdesi, çikolatanın yüzdesi, kakaonun yüzdesi, şekerli sütteki şekerin yüzdesi, çilekli sütteki çilek yüzdesi gibi. Burada da arkadaşlar madde miktarını madde miktarını eğer karışım miktarına bölerseniz madde oranını bulursunuz. Bakın bunu yüzde problemleri ve kar zarar problemlerinde yapmıştık. Madde bölü karışım madde oranıdır. Bunu yüzle çarptığınız zaman da madde yüzdesine çevirmiş olursunuz. Yani bir oranı yüzdeye çevirmek için oranı yazıp yüzde çarpıyorsunuz biliyorsunuz. Mesela, mesela şekerli su karışımındaki bakın şeker oranı diyor. Oranı dediği zaman şeker miktarı bölü karışım miktarı olarak düşünebilirsiniz. Eğer bunu yüzle çarparsanız şeker oranını değil şeker yüzdesini bulmuş olursunuz arkadaşlar. Yüzle çarparsanız su oranı da aynı şekilde su bölü karışımla bulunabilir. Tamam mı? Şimdi birkaç tane temel hazırlık sorum var. Sonra size önemli bir metot öğreteceğim. Bu metot önemli arkadaşlar. Konya'da bunun türbesi de bulunuyor. Kuti Baba türbesiyle soruları <laughs> şaka yaptım. Ee, Kuti Baba Türbesi diye bir şey yok arkadaşlar. Kuti Baba hani kutudan, kutu metodu anlatacağım size. Ama ben onu böyle nedense kendi içimde Kuti Baba Türbesi olarak şey yaptım. Onu da biz böyle bir 6-7 sene önce arkadaşlarla FIFA oynarken o zaman bu eee Coutinho Liverpool'a yeni mi gelmişti? Herhalde Coutinho Liverpool'dan önceki takımı neydi Coutinho'nun? Tam hatırlayamadım. Coutinho böyle Coutinho diye futbolcu var Brezilyalı, yeni yeni böyle şey yapıyordu ben işte Coutinho gol atarken Kuti Baba falan diyordum. Ondan sonra bir şey baba türbesi diye bir haber gördüm. Onunla onu bağdaştırmışım. Artık PlayStation oynarken kuti baba türbesi falan diyordum. Oradan kutuyla kuti baba kafamda böyle özdeşleşmiş bir inanılmaz saçma bir şey anlattım şu an farkındayım. Yani büyük ihtimal özellikle hani futbolla arası olan da ama olmayan öğrencilerimiz böyle ne diyor lan bu <laughs> diye ekrana bakıyor olabilir arkadaşlar. Kutibaba türbesini birazdan öğreteceğim size. Şimdi 100 gram şekerle 300 gram su karıştırıldığında oluşan karışımın şeker oranını ve su oranını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar bakın normalde şeker oranı ve su oranı dediği zaman oran buluruz. Ama ben burada size yüzde bazında oran soruyorum. Yani evet 100 gram şeker ve 300 gram su karıştırıldığında toplam burada 400 gramlık bir ne olur? Karışım olur. Şimdi şeker oranı dediğiniz zaman... 100 gram bölü 400 gram olur. Ama matematiksel olarak değil de Türkçe'de oran yüzdeye de karşılık gelebilir. Yani burada eğer siz şeker oranına dörtte bir derseniz yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Ama büyük ihtimal eğer soru size şeker oranı aşağıdakilerden hangisidir diyorsa şıklarda yüzleri şeyler de verebilir. Yani soru sorarken, Türkçesini sorarken genelde matematikte oranla yüzde eş anlamlı olarak kullanılır. Karışım problemlerinde. O yüzden 1 bölü 4'ü ben 100 ile çarparsam şeker yüzdesini aynı zamanda şeker oranını bulmuş olurum. Yani %25 şeker derim arkadaşlar. Şimdi bakın diğerini hiç bulmamıza gerek yok. Aslında bulsak şöyle bulabiliriz. 300 gram su ve 400 gram karışım var. Sadeleştirirsem 3 bölü 4. Bir de bunu 100 ile çarparsam sadeleşirler 25. 25 çarpı 3'ten %75 de su olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu işlemi yapmamıza gerek yoktu. Çünkü zaten %25'i şekerse e, karışımın tamamını da %100 olarak düşüneceğiz tabii ki. O zaman geriye kalan %75'in ne olması lazım arkadaşlar? aşure olacak hali yok değil mi? Tarana çorbası olacak hali yok. %75'i de su olmalıdır dedik ve bir aşağıdaki soruya geldim. Diyor ki 4 gram şekerle 6 gram sudan oluşan homojen bir karışım elde ediliyor. Bu karışımın kütlece yüzde kaçı şeker olur diyor. Kütlece yüzde kaçı şekerin yüzdesi şey gramı 4 arkadaşlar. 4'ü yazdım. Bir de bölü tamamı diyeceğiz. Bakın buraya bölü suyu yazarsanız olmaz. Bölü diyeceksiniz eğer kütlece şekerin yüzde kaç olduğunu soruyorsa aşağıdaki karışımın tamamı olacak. Yani 4 gram şekerle 6 gram suyun toplamı olan 10 olacak burası. Bu şeker oranı bunun yüzdesini bulmak için bunu 100 çarpacaksınız. Bunlar sadeleşecek 10 kalacak 10 ile 4'ü çarptığınızda cevabımız yüzde 40. Yani bu karışımda şeker oranı yüzde 40'mış. Anlaştık mı canlarım? Geldim bir aşağıdaki soruya. Şimdi... X gram şekerle 4X gram su karıştırıldığında elde edilen karışımın şeker oranını soruyor. Şeker oranını so sorduğuna göre yukarıya şekeri yazıyorum. Aşağıya tamamını yazıyorum. 5X yazdım niye? Çünkü X gram şeker 4X gram su o zaman tamamı 5X. Bir de bunu 100 ile çarptığım anda şeker oranını bulmuş olurum. Bunlar gider. 100'ü 5'e böldüğüm zaman %20 şeker olmuş olur. Tamam mı? İndim bir aşağıya. Bak tıkır tıkır gidiyor değil mi? Tak tak tak. Vur kaç. 3A artı 6 gram şekerle 9A eksi 6 gram su karıştırılırsa oluşan karışımın şeker yüzdesi %30 oluyor. Buna göre A kaçtır? Şimdi şeker yüzdesini sorduğuna göre yine yukarıya şekeri yazıyorum. Yani 3A artı 6. Ne yaptım? Yukarıya şekeri yazdım. Bölü. Aşağıda suyu yazmıyorum. Bak tamamını yazıyorum. 3A artı 6 şeker. 9A eksi 6 su. Bunları karıştırırsam yani toplarsam bunlar gider. 9A 3A da 12A. Şimdi arkadaşlar bu şeker oranı de oranı. Bunun %30 olduğunu söylediği için bunu 100 ile çarparsam bu kaça eşit olur arkadaşlar? 30'a eşit olmuş olur. Şimdi sadeleşmeler var. Bu 0 bunu götürdü. Bakın arkadaşlar 3 parantezine alacağım burayı. Yukarıyı 3 parantezine alırsam a artı 2 bölü 12 a'mız var. Çarpı 10'umuz var eşittir 3'ümüz var. Bu 3 ile bu 12 sadeleşti. Burada 4 kaldı. Bu 4 ile bu 10 sadeleşti. Burada 5. Burada 2 kaldı. 5'i içeri dağıtıyorum. Yani hem a ile hem 2 ile çarpıyorum. Yani 5a artı 10 oluyor. Eşittir. Bu 2'yi de 3 ile çarpıyorum içler dışlardan. Ne oluyor arkadaşlar? 3 kere 2'den 6 oluyor. 6 olmuyor. 6a oluyor değil mi? Şurada da bir tane a'mız var. 6 değil. O 2A ile 3'ü çarpıyorum. 6A. Bu tarafa atarsam arkadaşlar A direkt kaça eşit oluyor? 10'a. Bize ne soruyorsun? A kaçtır? Al sana. Kahrol düşman al sana bomba. 4'ü de böylece halletmiş olduk. Evet. 7 kilogram su ve 3 kilogram şekerden oluşan bir karışımı karışım ile 4 kilogram su ve 6 kilogram şekerden oluşan karışım karıştırılıyor. Yeni karışımın su oranı yüzde kaçtır? İşte arkadaşlar ilk sorumuz yani Kutibaba türbesinin kullanıldığı ilk soru, bu soruyla beraber ben Kutibaba türbesiyle dediğim zaman aklınıza bu gelecek. Kutu metodu aslında Kutu metodu ben Kutibaba metodu diyorum. Şimdi Kutibaba metodu şu, iki tane kutu çiziyorsunuz arkadaşlar. Niye? Bu kutular karışımları temsil ediyor. 7 gram su ve 3 7 kilogram su ve 3 kilogram şekerden oluşan karışım ile 4 kilogram su ve 6 kilogram şekerden oluşan bir karışım karıştırılıyor. Yeni karışımın su oranı yüzde kaçtır? Kutibaba metodunda en önemli şey sorunun size neyin oranını sorduğu. Suyun oranını mı soruyor şekerin oranını mı? Bize suyun oranını sormuş. O zaman ben burada şöyle yapıyorum. Madem bana su oranını soruyorsun ben şöyle düşüneceğim. 7 kilogram su 3 kilogram şeker. Yani arkadaşlar burada 10 kilogramlık bir karışım var. 4 kilogram su ve 6 kilogram şeker. Yani burada da 10 kilogramlık bir karışım var. Burada su oranını sorduğu için su yüzdesini birinci karışımdaki su yüzdesini bulalım. Bakın arkadaşlar 7 kilogram su 3 kilogram şeker olduğu için ne olur arkadaşlar? 7 bölü 10 Oranında burada su vardır. Bunu 100 ile çarptığınızda bu gider. %70 su olur. Yani burası %70 suymuş. Öbürüne baktığımız zaman 4 kilogram su olduğu için 4 bölü 10 çarpı 100'den %40'ı suymuş. Yani şundan bahsediyor. Birinci karışımda %70'i su olan 10 kilogram e şekerli su var. İkinci karışımda da %40'ı su olan 10 kilogramlık bir şekerli su var. Bunlar karıştırılıyor. Yani bu iki kutuyu bir tane kutuda ne yapıyoruz? Baba bir kutuda birleştiriyoruz. O zaman 10 artı 10'dan yeni kutumuzun gramajı 20 kilogram oluyor. Peki buradaki şeker su yüzdesi ne oluyor? Oranı işte bunu bilmiyorum. Zaten bunu soruyor bize. Yapacağımız şey sadece şu arkadaşlar. Çarp 700 artı çarp 400 eşittir. Çarp 20x. Olay bitti. Yani 11 2 tane 0. 1100 eşittir 20x'ten sıfırlar gitti. 110 bölü 2'den x eşittir 55. Yani karışımda %55 su varmış. %45 de şeker varmış. Tamam. Mevzu bu kadar ya. Mevzu derinden. Tamam mı? Anladık mı? Bir sürü çözeceğim şimdi. Çok pekişecek zaten. Hiç merak etme. Birinci de biraz oturmadıysa ikinci de oturacak. Olmadıysa üçüncü de. Olmadıysa dördüncü de. Olmadıysa beşinci de. Şimdi sabaha kadar bundan yapacağız. Diyor ki bize şeker oranı yüzde kırk olan kırk litre şekerli su ile su oranı yüzde otuz olan on litre şekerli su karıştırılıyor. Oluşan yeni karışımın su yüzdesi. Kuti baba metodunu kullanıyoruz hemen. İki tane kutu koydum. Bunları da bir kutuda birleştiriyorum. Doğru mu? Bak. İki tane kutu koydum. Bunları bir kutuda birleştiriyorum. Birinci kutu Şeker oranı verilmiş, ikinci kutu su oranı verilmiş. Peki ne demiştim ben kuti Baba metodunda? Soru kökünü oku. Neyi soruyor sana? Şeker oranını mı soruyor? Su oranını mı? Neyi soruyorsa ondan yürüyeceksin. Su yüzdesini sormuş. O zaman sudan yürüyeceğim. Birinci karışımda şeker oranı yüzde 40. Bana ne? Bana şeker değil, su oranı lazım. Peki bir karışımda şeker oranı yüzde 40 su oranı kaçtır? Yüzde 60'tır. O zaman yüzde 60 su oranına sahip 40 litre burada var. Diğerinde zaten direkt su oranını vermiş. %30 su oranına sahip 10 litre de burada var. Bunları karıştırırsam 40 artı 10'dan 50 litre karışım olur. Yeni karışımdaki su yüzdesini bilmiyorum. Buna da x dedim. Çarparak bulacağız şimdi. Bak 60 çarpı 40 artı 30 çarpı 10 eşittir x çarpı 50. Bitti. Sıfırları silince olay çözülecek. Bir sıfır sildim, bir sıfır sildim, bir sıfır sildim. 6 kere 4 24. 240. 30 da burada 270. 270 eşittir 5 tane x'ten x eşittir 54. Yani arkadaşlar %54 su varmış dedik. Gördünüz mü kutu metodu bize hayat kurtartacak. Kurtartacak. Kurtaracak. Kurtartacak. Örnek 7. Bakın kutu baba metodunu Kutuları birbirlerine karıştırırken, çoklukları birbirine karıştırırken kullanacağız ki karışım problemlerinin zaten en zor kazanımı bu. Başka kazanım yok zaten. Onun dışındakiler zaten çok kolay. Zaten çok kolay. Vallahi çok kolay. 50 litre şekerli su karışımında 10 litre su bağırlaştırıldığında şeker yüzdesi %13 artıyor. Buna göre başlangıçtaki karışımda kaç litre şeker vardır? Kuti baba metodu. Şöyle yapıyoruz. Şöyle bir kutu, bir kutu daha, bu sefer buharlaştırma var. Buharlaştırma varsa arkadaşlar ikinci de yani ikinci eklenmiyor ikinci çıkartılıyor. O zaman burada bir eksi olacak buharlaşma olduğuna göre ve sonuçta yine bir kalan karışımımız olacak. Birinci bak soru kökünde kaç litre şeker vardır diyor bak litre şeker vardır diyor. O zaman şeker yüzdesinden gidelim. 50 litrelik şekerli su karışımında 10 litre su buharlaştırıldığında. Şimdi bakın arkadaşlar. 50 litre şekerli su karışımındaki şeker yüzdesinden gideceğiz ama şeker yüzdesini bilmiyoruz. Bilmiyorsak birinci karışımın 50 litre olduğunu buraya yazarım. Şeker yüzdesine de %x yazarım. Yani yüzde x şeker vardır diye düşünürüm. Şimdi buradan 100, 10 litre su buharlaştırılıyor. Buradan 10 litre su. Peki hocam buharlaştırılan suda yüzde kaç şeker var? Arkadaşlar suda şeker olmaz. Buharlaşmada su buharlaşır. Şeker buharlaşmaz. O yüzden buradan giden şeker yüzdesi yüzde sıfırdır. Evet 10 litre gidiyor ama giden su şeker değil. Peki son durumda ne oluyor? 50 litre karışım vardı içerisinde. Bunun 10 litresi buharlaştı. Yani geriye 40 litre kaldı. Peki 40 litredeki şeker oranı ne oldu? Aha da burada vermiş. %13 arttı. E başlangıçta ben şeker oranını %X demiştim. 13 litre artarsa ne olur? %X artı 13 olur. İşte bitti. Kutibaba metoduyla çarpacağız. 50 ile X'i çarptım. 50X. Eksi. 10 ile 0'ı çarptım. Zaten 0 etkisiz eleman. Yazmaya gerek yok. O zaman eşittir. 40 çarpı x artı 13 diyeceğiz. Hadi buradan x'i bulalım. Sıfırlar gitti. Sol tarafta 5x kaldı. Sağ tarafta içeri dağıtırsam 4x artı 52 kaldı. 4x'i bu tarafa atarsam x eşittir 52. Şimdi biz ne, bize neyi soruyor? Başlangıçtaki karışımda kaç litre şeker vardır? Şimdi başlangıçtaki karışımda 50 litre karışım vardı ve bunun %52'si şekerdi. Yani bana eee 50'nin %52'sini alıp litresini söyle diyor. Ben yüzdesini istemiyorum senden diyor. Bizim bulduğumuz 52 en baştaki 50 litrelik şekerli su karışımındaki şekerin yüzdesi. Bize litresini soruyor. Yani 50'nin %52'sini alacağız. Bu 50 ile 100 sadeleşti. 2 52 2'ye bölersem arkadaşlar 26 litre kaç ne varmış? Şeker varmış. Bence gayet net açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Sence? Açıklayıcı oldu değil mi? Net oldu yani. Kafanda bir soru işareti kalmadı. 8'e geldik. %30'lu alkol olan 2x/3 bölü 3 litre kolonya ile %15'i e alkol olan x/3 bölü 3 litre kolonya karıştırılıyor. Buna göre yeni karışımın alkol oranı yüzde kaçtır? Yeni karışımın diyor. Yine karıştırılıyor. O zaman ne? Kutibaba metodu. Hemen çektim buradan. Buradan da çektim. Karıştırılıyor değil mi? Karıştırılıyor. O zaman yeni bir kutu yani yeni bir karışım elde ediliyor. Güzel. Şimdi soru alkol oranını soruyor. O zaman alkol oranından gideceğiz. Birincisinde %30 alkol var. Karışım ne kadar? 2x bölü 3. İkincisinde %15 alkol var. Peki ikinci karışım ne? x bölü 3. O zaman arkadaşlar sonunda 2x bölü 3 artı x bölü 3'ten 3x bölü 3... Yani x'lik bir karışım. Yani x litrelik bir karışım elde ederiz karışımla. Peki buradaki alkol oranı ne? Bilmiyorum işte. Zaten onu soruyor bana. Ona da %y diyeyim. Şimdi bak. 30 ile 2x bölü 3'ü çarpacağım. 30 çarpı 2x bölü 3 artı 15 ile x bölü 3'ü çarpacağım. 15 çarpı x bölü 3 eşittir x çarpı y diyeceğim. Bunlar sadeleşti. Burada 10 kaldı. 10 ile 2'yi çarptım 20. Bunlar sadeleşti 5 kaldı 25. Yani 25 çarpı x eşittir x çarpı y olur. Bunlar giderse arkadaşlar y eşittir 25 olur. Yani en son durumda karışımda %25 alkol bulunuyormuş diyebiliriz. Tamam mı? Soru 9'a geldik mi? Bak nasıl gidiyoruz? Adana yılanı gibi izleyemen ederim. Şeker oranları %30 ve %40 olan iki farklı karışımdan alınan sıvılarla şeker oranı %36 olan 150 gramlık bir karışım yapılıyor. Buna göre %30'luk karışımdan kaç gram alınmıştır? Yine iki karışım birleştirilerek bir karışım yapılıyor. Yani ölmüşlerinin canına değsin kuti baba metodu. Çektim buradan, çektim buradan, çektim buradan. Karışım yapılıyor yine. Birinci karışım ve sonucu. Birinci ile ikinci karıştırıldığında. %30'luk karışımdan kaç gram alınmıştır diyor. Şimdi sorunun kökünde bize bir çokluğun yüzdesinden bahsetmemiş. O yüzden soruda ne verdiyse ondan gidelim. Şeker vermiş. Hadi şekerden gidelim o zaman. Birincisinde şeker oranı %30 ama ne kadar alınmış bilmiyorum. Bilmiyorsam ne diyeyim? X diyeyim. İkincisi %40'lık şeker var. Tabi bunlar şeker arkadaşlar. Şeker, şeker. Bu x karışımın tamamı. Peki şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? En son karışımın ben 150 gramlık olduğunu biliyorum. E, birinciden x aldıysam ikinciden 150 eksi x almam gerekir ki ikisini birleştirdiğinde 150 gramlık bir karışım elde edebileyim. Bu da tamam. En son ne oluyormuş arkadaşlar? 150 gramlık ama yüzde kaçlık? Yüzde 36'lık bir karışım elde ediliyor. Yine kutu baba metodu ne diyor? Çarp ve topla diyor. 30 çarpı x artı 40 çarpı 150 eksi x eşittir. 150 çarpı 36 diyeceğiz. Çıt çıt ve çıt olacak. İçeri dağıtıyorum bak. 3 x artı 600 eksi 4 tane x yaptı. Eşittir. 15 ile 36'yı çarpacağım. Şöyle yapayım arkadaşlar. 30 ile 36'yı çarpayım. 36 ile 3'ü çarptığım zaman 108. 30 ile çarptığım zaman 1080. 15 ile çarpmam gerekiyordu. 30'la ile çarptım. O zaman 2'ye böleyim. 1080'i 2'ye böldüğüm zaman da burası 540 yaptı arkadaşlar. Burası eksi x. Karşı tarafa atarsam x yapar. Bu da buraya geçerse 60 yapar. E diyor ki %30'luk karışımdan yani ilk kaptan ne kadar kaç gram alınmıştır diyor. Kaç gram alınmıştır? Kaç dedik ona biz? X gram dedik. Kaç bulduk x'i? 60. Yani kaç gram alınmış? 60 gram almış. Tamam mı? Bak. Hep aynı şey yapıyoruz. Kurban olayım buradan soru çıkarsa yap. Tamam mı? Çünkü hep aynı şey yapıyoruz. 10. soruya geldik. %40'ı şeker içeren 200 gramlık şekerli suya kaç gram su eklenirse yeni yeni şeker oranı %20 olur. Yine bir şeye bir şey ekliyoruz ve bir şey oluşuyor. O zaman ne? Kuti metodu. Hop ek, bir şey var. Hop bir şey ekledim. Hop sonunda bir şey oluştu. Peki artı eşittir. Yeni şeker oranı diyor. Demek ki şeker oranından gideceğiz. Birinci karışımda %40'ı şeker ne kadarlık? 200 gramlık. Kaç gram su eklenirse? Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Attention please. Su eklenirken arkadaşlar ne kadar su eklendiğini bilmiyorum x gram su eklensin ve buraya yüzde sıfır yapıyorum. Çünkü eklenen suda şeker yüzdesi yoktur. Su ekliyor adı üstünde. Şekerli su ekliyor demiyor. Su ekliyor. Su ekliyor sonunda şeker yok. Peki o zaman totalde karışımımız ne oldu? 200 gram vardı. Üstüne x gram daha ekledik. 200 artı x gram oldu. Peki bunun şeker oranının yüzde kaç oluyormuş? Yeni şeker oranı %20 olur diyor. O zaman burası da yüzde kaç? 20. Hadi işlem yapalım. 200 çarpı 4. Burayı yapmama şey 40 pardon. Burayı yapmama gerek yok çünkü 0 çıkacak. Eşittir 20 çarpı 200 artı x diyeceğim. Bak bu 0 bu 0'la gitti. Bu bununla gitti 20 oldu. 20 çarpı 20'den sol taraf 400 sağ tarafta 200 artı x yaptı. 200'ü karşı tarafa attığım zaman da x eşittir 200 oldu. Bize diyor ki yeni şeker oranı kaç gram su eklenirse %20 olur diyor. Biz arkadaşlar zaten x gram su eklendiğini söylemiştik. Bak bu şeker bu su tamam mı? Tabi şuraya da şeker yazmamız gerek. Şeker şu su şu karışım bu karışım. Bu şeker yüzdesi. Cevabımız kaç olacakmış? 200 olacakmış. 200. Anlaştık mı? 11'i daha. Onu da hallettik. 11'e geldik. Hadi bakalım bunu sen yap. Sen yapacaksın burayı. Şeker oranı %40 olan 90 gram şekerli su karışımına karışımının şeker oranını %30'a düşürmek için Karışıma kaç gram su eklenmelidir? Biz bu işe hani seyreltme diyoruz ya hani çay çok e, şekerli olduysa biraz daha çay doldur. Çorba çok tuzlu olduysa biraz su ekle gibi. Su, e, tuz oranını azaltabilmek için. Şimdi yine kutu baba metoduyla yapacağız. Çünkü kutu var, kutu var eklenen bir şey daha var. Şimdi ekledim eşittir. Şeker oranı üzerinden yürüyor soru farkında mısınız? O zaman şeker oranı %40 olan 90 gram şekerli suya şeker oranını %30'a düşürmek için ne kadar su ekliyorum? X gram su ekliyorum. Burada şeker oranı yok. Şeker oranı kaça düştü? %30'a düştü. Karışım ne? X artı 90. 90 vardı bir de üstüne X gram su ekledim. Toplam karışım en son X artı 90 oldu. Hadi işlem yapalım. 40 ile 90'ı çarpacağız. 40 çarpı 90 eşittir. E, 30'la da x artı 90'ı çarpacağız şöyle. Bu 0 bunu götürdü. 3'ü böldüm. 3'ü böldüm. 30 yaptı. E burası sol taraf 120 yaptı. Sağ tarafta x artı 90. E 90'ı karşı tarafa atarsam x kaç çıktı arkadaşlar? 30 çıktı. Yani kaç gram su eklenmesi gerekiyormuş? x gram demiştik. x'i de 30 bulduk. 30 gram su eklenmesi gerekiyormuş. Tamam mı? Anlıyorsun değil mi ya? ya anlıyorsun değil mi? Bak eee... Lütfen anlıyor ol ya ne olursun ne olursun anlıyor ol. Çünkü o kadar yavaş detaylı anlatmaya çalışıyorum ki. Gerçi sen çarpı 2 alıyorsun ama çarpı 2 de bile bence detaylı oluyordur. Lütfen ön yargılı olma tamam mı? Mesela şu soruyu bir yap bakalım hadi. Hocam 1 bölü 4'ler falan ya yap sen ya. Ya kurban olayım bir yap ya. Bir, bir Bir şu ön yargılı olmadan bir şu soruyu bir yap hadi bir yap. Bak şimdi ağırlıkça %40'ı şeker olan homojen şeker un karışımının 1 bölü 4'ü dökülerek yerine aynı ağırlıkta un ekleniyor. Yeni karışımın ağırlıkça şeker oranı yüzde kaç olur? Şimdi yine bir kap var. Kaptan eksiltme var. Kapa tekrar dökme var. Kap kaptır. O zaman yapacağımız hareket yine kuti baba türbesini kullanmak. Kaba kap ekledim ve sonunda kap oldu. Evet çıkarın beni bu kaptan. Şimdi Şimdi. Şeker oranı üstünden yürüyor. Farkında mısınız? Burada arada bir unmun demiş ama. Şeker oranı yüzde kaç olur diye soruyor. Demek ki biz şeker oranından gideceğiz. Ağırlıkça yüzde kırkı şeker olan. Bak yüzde kırk şeker. Peki buna ne diyeceğiz? Kaç diyeceğiz? X diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Ama bak. Bir bölü dördü dökülerek diyor. Şimdi bir bölü dördünü kolay dökebileceğimiz bir şey diyelim buraya. Yani 4X diyelim. Çünkü 4X'in 1/ bölü dördü X olur. X'ini döktük. Yerine. Aynı ağırlıkta un ekleniyor. O zaman arkadaşlar bakın burası 4x değil artık. Burası artık 3x. Çünkü başlangıçta tamamına eklenmiyor. Önce dökülüyor. Dökülüyor. Ne dökülüyor arkadaşlar? 1 bölü 4'ü dökülüyor. O zaman buraya ne oluyor? Normalde biz 4x demiştik karışıma. O zaman burası 3x oluyor. Hocam itirazım var. Ne yavrum itirazım? Hocam başlangıçta %40 şekerdi. E siz tamamına bunun 4x dediniz. Sonra 1 bölü 4'ünü döktünüz. Yani 3x bıraktınız ama yine buraya %40 yazdınız. Çünkü burada karışım dökülüyor. Arkadaşlar 1 ton suyun içerisindeki şeker oranı %40'sa ve bu homojen bir karışımsa 1 gramında da %40 şeker vardır. Karışımı dökmek içindeki şeker yüzdesini değiştirmez. Tamam mı? Su yüzdesini de değiştirmez. Ne kadar şeker dökülüyorsa o kadar da su dökülür. O yüzden karışımı eksiltmek onun şeker oranını etkilemez. Yani %40'ı şeker 4x'in %40'ı şekerse bunun x'ini döktüğümüzde 3x'in de %40'ı şeker olur. Tamam mı? Buna ek, dökülen ağırlıkta yani x ağırlıkta x gram un ekleniyor. Peki unda şeker var mı? Yok. O zaman %0 eklendi. O zaman yine karışımımız 4x oldu. Peki yeni karışımın ağırlıkça yüzde kaç, kaçı şeker olur diyor. Yüzde y'si şeker olsun. Şimdi 4 ile 3x'i çarptım. 4 çarpı 3x. Burası 0 olduğu için hiç ellemiyorum. Sol sağ tarafta y çarpı 4x oldu. Bunlar birbirini götürdü. Bu 4 ile bu 10 sadeleşti. 40 sadeleşti. 10. 10 çarpı 3'ten y eşittir. Yüzde 30 oranında şeker olduğunu söyleyebiliriz canlar. Tamam mı? 13. soruya geldik. Hadi bunu da sen yap bakalım. Hocam biraz ikimize birden yükleniyorlar. Bir şey olmaz. Şimdi 13. Uğursuz da soru var ya. Yemin ederim uğursuz soru. Yok ya uğursuz muğursuz olmaz öyle şeyler olur mu? Baltıl inancı onlar. A ve B kaplarındaki tuz su karışımları birbirine karıştırıldığında %18 tuz içeren yeni bir karışım elde ediliyor. Buna göre X bölü Y oranı kaçtır? Kuti baba metodu ama bu sefer kuti babaları bize vermiş bu soru. Kutuları e, kendi çözmüş. Şey kendi yazmış. Şimdi x gram var y gramlar karıştırdığım zaman x artı y gram olacak. Tuz oranını bilmiyoruz. Tuz oranına da yüzde ne diyor? Ha biliyoruz. Yeni tuz oranı yüzde 18'miş. O zaman buraya da yüzde 18 yazıyorum. Hadi bakalım. Ne diyordu kutu baba? Kutuları kendi içerisinde çarp ve topla. Yani 10 ile x'i çarptım. 10x artı. 20 ile y'yi çarptım. 20y eşittir. 18 ile x artı c'yi çarptım. 18 x artı 18 y. 10 x'i bu tarafa atalım. 8 x yaptı. 18 y'yi bu tarafa atalım. 2 y yaptı. Buradan y eşittir. 4 x yaptı. Oran soruyor ya bana. y gördüğüm yere götürüp yani şuraya 4 x yazayım. O, 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 yes konuşamadım. Aslında bana sorulan x bölü 4 x oranı. X'ler birbirini sadeleştirirse 1 bölü 4 oranından bahsediyormuş bana canlarım. Tamam mı? Şöyle bir terimi sileyim. Ter bu ter ter alın teri miras değil alın teri bir de suyumdan içeyim su kaybı yaşadım anlaştığımızı düşünüyorum bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum ve arkadaşlar yeni maceralara yelken açıyorum yeni macera dediğimde 14. soru yani çok maceraymış hocam valla çok maceraymış örnek 14'e geldik hadi bakalım şekilde bu arada sizi çok sevdiğimi bugün söylemedim sanırım ben şu aşırı ayıp etmişim şu anda size karşı. Sizin o boncuk gözlerinizi yerim ben. Şekilde A ve B tuzlu çözeltilerinin grafikleri verilmiştir. A çözeltisinden 5 gram, B çözeltisinden 15 gram alınarak karıştırılıyor. Aha Kutibaba. Elde edilen yeni tuzlu çözeltisinin tuz oranı yüzde kaç olur? Bak şimdi. Kutibaba, Kutibaba, bunları topluyoruz. Kutu kutu pense, helvamı yerse. Helvamı tabii Onun doğrusu helvamı böyle yerleştiriyoruz. Şimdi <laughs> A çözeltisinden 5 gram alıyoruz. Buraya A çözeltisi diyelim. 5 gram alıyoruz. Evet. B çözeltisinden 15 gram alıyoruz. Buradan da 15 gram aldık. Evet. O zaman karıştırıldığında burası da 20 gram oluyor. Yeni tuz çözeltisinin tuz oranını soruyor. %x diyelim. Ama hocam burada bir sıkıntı var. Bunlardaki tuz oranı ne? Gel hesaplayalım. Tuz su. Bak 8 gram Kaç gramda 8 gram? 12 artı 8'den 20 gramda. Bu tuz oranı. 100 ile çarparsan tuz yüzdesi. Sadeleşti 5. 5 kere 8'den A kabında %40 tuz var. Ama hocam bu 20 gramında %40. Ben bunun sadece 5 gramını aldım. Oğlum fark eder mi? 20 gramında %40 tuz varsa 5 gramında da %40 tuz var. Tamam mı? Gebertirim seni. Geldim 15 grama yani B'ye. Buraya bakalım. Kaç buradaki toplam çözelti? 25. 15 tuz, 10 da su. Peki bunun ne kadarı tuz? 15'i. Yani 15 bölü 25 tuz oranı. Bunu yüzdeye çevirmek için çarptım yüzle. Sadeleştiler. 4. 4 kere 15'ten 60. Yani B kabında 60 oranında tuz var. Ama hocam orası yüzde 25 gram. Bende 15 gram var. Hiç fark etmez. 25 gramda yüzde 60 tuz varsa 15 gramla da %60 tuz olur. İşte buradan işlem yapıp soruyu çözeceğiz. 40 çarpı 5 artı 60 çarpı 15 eşittir x çarpı 20. Sıfırları bir götürelim. Kurtulalım sıfırlardan. Hop bidik, hop bidik, hop bidik. Cücük eti bunlar. Cücük, cücük. 4 ile 5'i çarptım 20. 6 ile 15'i çarptım 90 eşittir 2x yaptı. 110 yaptı. x buradan 55. Yani %55 oranında kuzumuz varmış. Tamam mıdır? indim bir aşağıya. O o o şay. Evet şuraya geldik. Bu ne demek bu? Önce sen de ne demek? Ama hocam ya çok karışık ya. A kabında tuz oranı %20 olan 2 litre tuzlu su. B kabında tuz oranı %10 olan 1 litre tuzlu su. Ve C kabında tuz oranı %30 olan 3 litre tuzlu su bulunmaktadır. Ya, ya, ya. Bu ne? A kabındaki karışımın yarısı B kabına, sonra da B kabındaki karışımın tamamı C kabına boşaltılırsa C kabındaki karışımın tuz yüzdesi yüzde kaç olur? Sa önce sakin olacaksın. Bak paniğe mahal yok. Şu an türbülansa girdik. Sakin ol. Kemerini çıkarma. Sakin sakin dinle çözmeye çalış. Sonra dinle bende. Yapamazsan hiç problem değil. Biraz karışık diğerlerine göre ama kolay. Zor değil. Bak şimdi. Bak. A a a a a a a A kabındaki karışımın yarısı diyor. Hmm. Birinci kutumuz A kabındaki karışımın yarısı. Şimdi tuz yüzdesini soruyor değil mi soru sonuç olarak bak. Tuz yüzdesini soruyor. O zaman tuz yüzdelerinden gidelim. Tuz oranı yirmiymiş A kabında. Kaç litre? 2 litre. Yarısı dediğine göre bunun 1 litresini alacağız. Güzel. Artı B kabına aktarılıyor. O zaman bunun yanına B kabını yazalım. B kabı. Buraya yazdım B kabını. B kabına aktarılıyor dediğine göre B kabının tamamını alacağız. B kabında tuz oranı %10 olan 1 litre tuzlu su var. Bu da tamam. Buradan gelen arkadaşlar karışımın şeyini bulalım. Tuz yüzdesini bulalım. Bak şimdi. 1, 1 daha 2 litre oldu. Tuz yüzdesine de x diyelim. Bilmiyoruz. 20 ile 1'i çarptım. 20. 10 ile 1'i çarptım 10 <laughs> eşittir. X ile de 2'yi çarptım 2X. 30 eşittir 2X'ten X eşittir 15. Yani arkadaşlar burada X eşittir 15. Yani %15'lik bir tuz var. Tamam. Sonra da B kabındaki karışımın tamamı. Artık bu yeni B kabı arkadaşlar. Bu yeni B. Üstüne A eklenmiş B. B kabındaki karışımın yarısı şey tamamı diyor. Bak B kabındaki karışımın tamamı C kabına boşaltılıyor. O zaman artı Şimdi C kabını koyuyorum yanına. C kabında yine ne kadar tuz var? %30 tuz var. Ne kadar litre tuzlusu var? 3 litre. Tamam. Yeni karışımın tuz yüzdesini soruyor. O zaman eşittir yeni karışım diyorum. Bak zor değil sadece 2 aşamalı. 2 litre yeni B'den geldi. 3 litre de zaten C'de var. Topladığım zaman 5 litre. Peki bunun yüzdesi? Bilmiyorum. Onun yüzdesine de Y diyeyim karışmasın. 2 ile 15 çarptım. 30. 30. 3 ile 30'u çarptım. 90 eşittir 5 tane y yaptı. 120 eşittir 5 tane y'den y eşittir 24 yaptı. Yani yeni karışımın tuz yüzdesi %24'müş. Şöyle ok çıkarttım. %24'ü ne yaptım? Yapıştırdım. Anlaştık mı? Problem yok değil mi? Hadi bakalım. 16. soru. Şeker oranı %12 olan x litrelik karışım ile şeker oranı %8 olan 5 litrelik bir karışımın birbirine ekleniyor diyor. Karışım birbirine ekleniyor. Yeni karışımın şeker oranı %10 ise x kaçtır? Kuti baba. Tabii canım kuti baba. Kutuları çizdim. Ekleme ve eşitleme yapıyorum. Ekledim eşitledim. Şeker oranını vermiş. Yeni karışımı şeker oranını. Yani burası %10'muş. Şeker oranı %12 olan x litre karışım. x litre şeker oranı %12. Şeker oranı %8 olan 5 litrelik karışım. Şeker oranı %8 5 litrelik karışım. O zaman ikisi toplamda x artı 5 litrelik karışım yapar. Bitti. Çarp topla. 12x burası yaptı. 8 kere 5'ten 40 burası yaptı. Eşittir. 10 ile x artı 5 çarparsam 10x artı 50 içeri dağıtarak çarptım. Bu yaptı. 10x'i bu tarafa attım. 2x. 40'ı bu tarafa attım. 10. 2x eşittir. 10'dan x kaç çıktı? Babuş. 5 çıktı. Bize ne soruyorsun zaten? X'i soruyorsun. Kaç bulduk? 5 bulduk. 16. sorunun cevabı da kaç çıkacakmış? Ciğerimin köşegenleri 5 çıkacakmış. Tamam. Hocama size kurban olsun. <laughs> İyi mi gidiyoruz? 17. Bak 17 soru konuştuk dersin başından beri. Ama güzel gidiyor Sağlam gidiyoruz böyle. Sağlamsa lassa gibi gidiyoruz. Bence artık Kutibaba Baba türbesini özümsedin diye düşünüyorum. Yani ben biraz özümsediğini düşünüyorum. Hadi. Bunu yapacağını düşünüyorum. Bunu yapacaksın. Hadi bakalım. Sadece 1500 kafanı karıştıracak ama karıştırmamalı. Karışım 1500. Birincisine bir şey diyeceksin. Tamamı 1500 ise ikincisi ne olur? Onu düşüneceksin. Şimdi A ve B kaplarında hemen A kabı, B kabı, Kutibaba... Baba sırasıyla %25 ve %40 şeker içeren şekerli su karışımları vardır. Bu iki karışım toplam 1500 litre olup A ve B kapları birbirine karıştırıldığında bak karıştırıldı. Yeni karışımın %34'ü şeker olan bir karışımmış. He, bunun %34'ü şekermiş. Şimdi bu iki karışım toplam 1500 litre dediyse o zaman yeni karışım 1500 litre. 1500 litre de %34 şeker. A kabında %25 şeker var. %25 yazdım. Peki ne kadar almışız A kabından? Bilmiyorum. X diyeyim. E peki tamamı 1500 olduğuna göre B kabından da 1500 eksi X almış olsam olur mu? Tabii ki olur. Peki B kabındaki şeker oranı yüzde kaç? Yüzde 40. Soru bitti arkadaşlar. Bundan sonra çarp sonrası çarp ve topla. 25 çarpı X artı 40 çarpı 1500 eksi x eşittir. 34 çarpı 1500. Şimdi buralarda bir sadeleştirme yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki sadeleştirme bizim işimiz. Böyle biçmek, kırpmak bizim işimiz. 5'e böldüm. Ne oldu? 5. 5'e böldüm. Ne oldu? 8. 5'e böldüm. No... 5'e bölünmez o. Şunu 5'e böldüm. Ne oldu? 300. Güzel. Şimdi 5 tane x artı hiçbir işe yaramadı. Yine. Yok yaradı aslında. 8 ile e, 1500 çarpsak ne olur arkadaşlar? E, bir hesaplayın. Ölmüşlerinizin canına değiliz. 8 kere 15. 120. 2 tane 0 var. 120. 1, 2. Yani 12.000. Eksi 8x yaptı. Eşittir. 34 ile 3'ü çarpınca ne oluyor? 4 kere 3 12. 3 kere 3 9. 102 mi yapıyor? 102 2 tane de 0 var burada. Güzel. Şimdi eksi 3x karşı tarafa atınca artı 3x olarak geçti. 12.000'den 10.200 çıkarttığımız zaman da 2800 yaptı. A. Dur. Bir yerde hata mı yaptım? Evet 1800 olacak. Niye 2800 olsun? Mert Hoca 4 işlem Mert Hoca 3x eşittir 1800 ise x eşittir 600 yapar. A kabındaki şekerli su kaç litredir diyor. A kabındaki şekerli suya zaten arkadaşlar biz x demiştik. Arkadaşlar Şimdi ben iyi matematikçiyim diye demiyorum ama iyi matematikçiler işlem hatası yapar. Gerçekten bakın. Bunu matematik öğretmenlerinize sorun. İyi matematikçiler gerçekten işlem hatası yaparlar. Çünkü e, iyi matematikçi işleme odaklanmaz. Hatta ben soru yazarken çoğu işlemi hesap makinesiyle yaparım. Çünkü o işin amelelik kısmı. Önemli olan olayı şuraya getirmek. Buraya getirdikten sonra herkes yapar yani. Tamam mı? Nasıl işlem hatama kılıf buluyorum ama. Ben var ya, ben var ya ben. Ben tam tam ben var ya Şam şeytanıyım ben. 18. soruya geldik. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir uzaklaşayım. Şimdi bu iki sayfa artık bize konuyu öğretti. Yani Kuti artık yeterince anmış olduk. Bundan sonra arkadaşlar ne yapacağız? bu son sayfada yani 18'den 23'e kadar olan buradaki 6 soru da hafif ıktan yeni nesile geçiş. Ama şunu söyleyeyim. Buradaki 6 sorunun 6'sı da sınav adayıdır. Net. Net. Çünkü ÖSYM'nin sorduğu karışım problemi sorularına bakın hepsi çok kolaydır arkadaşlar. Ama biz sizi öyle bir hazırlıyoruz ki bu işe. Tabii şunu da demiyorum bakın bu sene çıkarsa kolay çıkacak demiyorum. Bir tık zor da çıkabilir. Ama biz her türlü önlemimizi alıyoruz. Hiç merak etmeyin tamam mı? Yani biz en kolay çıkacak soru kazanım tipinden en zor çıkacağı kadar her şeyi size hazırlıyoruz. Sınava girdiğiniz zaman sürpriz yaşamamanız için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bir kuru yemişçi, fındığın kilogramını 30 TL, cevizin kilogramını 25 TL'den satmaktadır. Bu arada bu çok güzel bir soru. Yani karışım problemlerinde çıkabilecek kolay orta sorular içerisinde güzel bir soru. Ee, ne diyorduk? Fındığın kilogramını 30 TL'ye, cevizin kilogramını da 25 TL'ye satıyor. Kuru yemişçi, de ee, %40 fındık, %50 ceviz ve kalan kalanı fıstıktan oluşan 50 kilogramlık bir karışım hazırlıyor. Kuru elde ettiği bu karışımın kilogramını 28 TL'den sattığına göre fıstığın kilogramını kaç TL'den satmaktadır? Arkadaşlar şuraya fındık diyelim. Fındık fıstık o Şuraya ceviz diyelim. Cevizlinin cevizi bu biliyorsunuz ki. Şuraya da fıstık diyelim. Fıstık. Tamam mı? Şimdi fındığın kilogramını 30 TL'den satıyormuş. Cevizin kilogramını 25 TL'den satıyormuş. Fıstığın kilogramını zaten soru bize soruyor. Ona da x diyelim. Şimdi 50 kilogramın %40'ı fındıkmış. Peki 50'nin %40'ı ne yapar? 2'de 5'te ikisi, Yani 50 çarpı 2 bölü 5'ten 20. Yani 20 kilogram fındık var elimde. %50'si ceviz. Yani 50'nin yarısı ceviz. Yani 25 kilogram ceviz. Kalanı da fıstık. E 45 oldu toplam 50 vardı elimde o zaman 5 kilogramda fıstığım var e bu karışımın kilogramını 28 TL'den satıyormuş ve 50 kilogram var o zaman şöyle diyebilir miyim bak 20 kilogramı 30 TL'den sattı 20 çarpı 30 buradan para kazandı 25 kilogramını 25 TL'den sattı 25 çarpı 25 buradan kazandı x e, 5 kilogramını x TL'den sattı 5x buradan kazandı toplamda 50 kilogramın hepsini 28 TL'den sattı Denklemimiz bu arkadaşlar. Şimdi 5 ile sadeleşiyor hepsi. Bak 5'e böldüm bura 4 yaptı. 5'e böldüm bura 5 yaptı. 5'e böldüm gitti. 5'e böldüm bura da 10 yaptı. Şimdi 4 kere 30 120. 5 kere 25 125. Yanında bir tane x var. 10 ile 28'i çarptım 280. Burası 245 yaptı. 280 olması için x'in kaç olması lazım? 35. Yani arkadaşlar fıstığın kilogramı x TL'den yani 35 TL'den satılmalıymış. Bitti. Tamam. 19'a geldim. Bir kuru yemişçi aşağıdaki tabloya göre bir karışım hazırlıyor diyor. Buna göre y artı z toplamı kaç? Bu ne oğlum? Mesir macunu mu? Üzüm, leblebi, fındık, badem. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bakın hemen şunu gördüm. Gözüme şu çarptı. %20'si 400 grammış. Ben karışımın tamamını bulurum. %20'si 400 gramsa bu karışımın. Hatta şöyle yaparım bakın. Y'yi bulurum direkt. %15'i kaç gramdır? Öyle değil mi? Bakın 20 nasıl 400 olur? 20 katına çıkarsa. Çıkar bunu 20 katına 300. Yani burası 300'müş. Bak 300'ü yazdım. Şimdi Z'yi nasıl bulacağım? Önce şunu bulacağım. 600 kilogramlık fındık yüzde kaça tekamül ediyor? Onu bulacağım. Yani şöyle diyeceğim. 400 gram yüzde 20'ye tekamül ediyorsa acaba 600 gram Yüzde kaça tekamül eder? 20'ye bölündü. 20'ye bölünecek ve 30 olacak. Yani P eşittir. Yüzde 30. Buradan Z'yi de bulurum artık. Çünkü yüzde 20 bu. Yüzde 15 bu. Yüzde 35. Yüzde 30 da bu. Yüzde 65. O zaman bunun da yüzde 35 olması gerekiyor ki tamamı yüzde 100'ü versin. Yani Z'nin de 35 olduğunu buldum. E, Y'nin 300 olduğunu buldum. Z'nin 35 olduğunu buldum. O zaman ikisinin toplamı 335 yapacaktır eğer arkadaşlar hesaplamaların beni ciddi bir şekilde yamultmuyorsa dedim ve 20. soruya geçiyorum 20 Bak şimdi aşağıdaki tabloda sadece limon suyu ve maden suyundan oluşan bir karışımdaki limon suyu ve maden suyu miktarlarının oranları yüzde olarak verilmiştir Buna göre bu limonlu maden suyunun 60 gramında kaç gram limon suyu bulunur? Şimdi bunların ikisinin toplamı 100'ü vermeli. Çünkü yüzde bunlar. Başka da bir şey yokmuş. Yani şeker oranı %40'sa su oranına ne diyorsun %60 toplamı 100 yapacak. O zaman bu ikisini topladığın zaman 5 ile e, 2'yi topladığın zaman 7x yaptı artı 9. 7x artı 9 eşittir 100'den. 7x eşittir 91'den. x eşittir 13 yaptı. Bu limonlu maden suyunun 60 gramında kaç gram limon bulunur? Şimdi arkadaşlar 60 gram çarpı limonun yüz, limon suyunun yüzdesi 13'ü yerine yazarsam 26 4 daha 30. Yani 60 gramın yüzde 30'unu soruyor bu soru aslında bana. 60'ın yüzde 30'unu alırsam yani 30 çarpı 100 yaparsam ee, bu bunu götürdü. Bu da bunu götürdü. 6 kere 3'ten 18 gramı limon suyu olacakmış dedik. Tamam. Tamam. Gel bakalım 21. Gel bakalım Gel. Şimdi 40 yaşından küçük kardeşlerim A kabındaki kakaolu sütün 3'te 1'i B kabından alınarak karıştırılıyor. Daha sonra B kabındaki karışımın tamamı A kabına alınarak karıştırılıyor. Son durumda A'da oluşan yeni karışımın kaka oranı yüzde kaç olur? Şimdi burada tabii A'yı B'yi şunun A olması lazım arkadaşlar şunun B olması lazım. Şöyle A kabı ve B kabı ama aslında kap, e, burada o da fark etmiyor. Niye fark etmiyor? Biri A biri B olsa da olur. O yüzden büyük ihtimal yazmadık. Niye biliyor musunuz? Bak. A kabındaki kakaolu sütün 3'te 1'i B kabına alınarak karıştırılıyor. Daha sonra da B kabındaki karışımın tamamı A kabına alınarak karıştırılıyor. Son durumda A'da oluşan yeni karışım. Arkadaşlar ya A'nın 3'te 1'ini B'ye alsam ne olur? Sonuçta B'yi tekrar götürüp A'ya koyacaksın. Yani burada sana diyor ki bunları karıştır ve bana süt oranını söyle. Yüzde kaç diyor. Bu kadar. Bak A'nın 3'te 1'i biri... Hay hayalet tamam mı? 2 tane kap var. Birinin 3'te 1'ini birini ötekine koydun. Sonra ötekine gittin öbürüne koydun. Ya başlangıçta karıştırsaydın ya. Kelim oyunu yapmış yani sadece. Burada sonunda en nihayetinde bir kapta bunun ikisi de karıştırılıyor. Bu kadar. Bu kadar basit. Yani e, kutibaba metoduyla çözeceğiz soruyu. Kutuların karıştırılması olduğu için arkadaşlar. Bir kap var. Bir kap daha var. Büyük bir kapta karıştırılıyor. Peki. Birincisinde yüzde dörtlük dokuz litre. İkincisinde %28'lik 3 litre. O zaman sonuçta 12 litre var. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Onu soruyor zaten. 9 kere 4 36. 28 kere 3 84. Eşittir 12 tane x yaptı. 120 eşittir 12 xten x eşittir 10. Yani %10 olurmuş yeni karışımdaki kakao oranımız. Tamam mıdır? Mevzuyu anladınız değil mi? Tamam mı? Peki böyle bir kelime oyunu da yapmış yani. Arada yapıyorsun böyle şeyler. 22. soru. A kabında 30 gram tuz ile 30 gram su. B kabında 40 gram tuz ile 60 gram su homojen olarak karıştırılıyor. A kabındaki karışımın x gramı. B kabındaki karışımın Y gramı C kabına taşmayacak şekilde dökülüyor. C kabındaki karışımın ağırlıkça %46'sı tuz olduğuna göre X ile Y arasındaki bağıntı. Arkadaşlar bakın <laughs> A kabındaki karışımın X'i, B kabındaki karışımın Y'si, C kabındaki karışıma dökülüyor. O zaman buradan x gram aldık. Buradan y gram aldık. O zaman buraya döktük. O zaman burada ne oldu? x artı y gram oldu. Peki buranın e, 30 gram tuz 30 gram su varsa burada %50 tuz var diyebiliriz. O 40 gram tuz 60 gram su varsa 40'da 100 yani %40 tuz var diyebiliriz. O zaman hemen buraya yazıyorum. %50 tuz burada var. Çünkü bu A kabından alınan %40 tuz da burada var. Çünkü bu da B kabından alınan. Ama hocam azaldık. Oğlum bunu sorma artık. Bunu sorma artık. Bunu sorma artık. Çünkü karışımdan ne kadar alırsan al tuz yüzdesi değişmez. Peki sonuç olarak ne kadar tuz oluyormuş? %46. Soru öyle diyor bize çünkü. Şimdi buradan işlem yapacağız. 50 tane x artı 40 tane y eşittir 46 x artı 46y. Bu tarafa atarsam 4 tane x eşittir. Bu tarafa atarsam 6 tane y. Buradan arkadaşlar 2'ye bölersem 2x eşittir 3y. Soru da bana zaten x ile y arasındaki bağıntı demişti. Bağıntıyı böyle bırakabilirsiniz arkadaşlar. Geldim bir aşağıdaki soruya. Soru 23. Diyor ki bir karışımdaki x, y, z maddelerinin kütleleri oranı verilmiş diyor. Karışımda en çok bulunan madde en az bulunan maddeden 220 gram fazla olduğuna göre karışım kaç gramdır? Arkadaşlar bakın x'in karşısında 3 var, x'in karşısında 5 var. Bunları eşitleyeceğiz. Bunu 5 ile genişleteyim, bunu 3 ile genişleteyim ki x'in karşısındakiler aynı olsun. O zaman şöyle yapacağım bak. Şimdi x'in karşısında ne var? şey x bölü y ne oldu bu e, burada? 15 bölü 20 oldu. Buraya bakalım. E, z bölü x ne oldu arkadaşlar? Z bölü x de 9 bölü 15 oldu. O zaman X'in karşısında 15 olduğuna göre 15K var. Y'nin karşısında 20 olduğuna göre 20K var. Z'nin karşısında 9 olduğuna göre de 9K var. Diyor ki karışımda en çok bulunan madde yani 20. En az bulunan madde 9. Aralarındaki fark 11K. Kaça eşitmiş? 220'ye. 11K 220 ise K ne olur arkadaşlar? 20 olur. K 20 ise bize karışım kaç gramdır diyor. Yani X, Y... Z toplamını soruyor. 20, 15 daha 35. 9 daha 40. 35, 44. Yani 44 çarpı 20'den 44K çünkü 880 gramlık bir karışım olduğunu söyleyebiliriz canlarım. Tamam mıdır? Karışım problemleri Temel tanım testi okeydir gayet güzel bir soru çözümü oldu konu anlatımı oldu Dolu dolu konu anlattık dolu dolu soru çözdük arkadaşlar Yani karışım problemleri ile ilgili aklınıza gelebilecek bütün detaylara değindim Hakkında bilinmesi gereken teorik pratik bütün bilgileri anlattım hiç merak etmeyin açın bir tane Soru bankasını ki ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum eğer bizim TYT soru bankamız çıktıysa zaten biliyorsunuz Kampımızla entegre paralel bir şekilde ilerliyor Soru bankasından dilediğiniz kadar klasik soru artık çözebilirsiniz. Yeni nesillere de değindik onları da çözebilirsiniz. Biz 45. günü bugün hallettik yani tikimizi attık. 46. günde artık karışım problemlerinin efişinado testlerinde de değineceğiz. Acaba sınavda karışım problemleri bir tık zor, iki tık zor sınav ayarı, sınav ayarının biraz üstü karşımıza gelirse ne yapacağız? Nasıl hareket edeceğiz? Nasıl yaklaşacağız? Kutu Baba orada da yanımızda olacak mı? karışım problemleri Fişinaldo testinde yani 46. günde de onu göreceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 46. günde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz. Öptüm.